Neler yapacağımı ben bile hayal edemiyorum. Hedefim Mehmet Ayan'ı bitirmek dedim. Burası ümitsizlik dergahı değildir. Aa, bana abi, böyle, bana böyle bir dakika, bana karıncacı böyle söyledi. Ben de istiyorum, o ister ben isteyemez miyim? Aklım fikrim parada. 19 tane kanala çıkıyorsun. Göster. Niye ben gösteriyorum önce? Aynı anda açabilirsin. Geç abi. Birkaç geç, maç geç, abi. Abi çirkinleşme. Birkaç maç abi. Abicim lütfen. Abi ha, beni ilgilendirmiyor abi. Oynamıyorum kaç abi. Kaç set kazandı diye soruyor ben ya. Ben kaç set verdiğini biliyorum, 4. Bir alkış be! Bir alkış! Hakan o kadar çok ağladı ki benim de gözümden yaş geldi. Nasılsınız? Ben geldim, niye mi kazandınız? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hey dada nasılsınız? Ben geldim niye mi kazandınız? Bugüne özen mi kıskandınız? Sen azem mi var ki ışıl ışılsın? Ama bunun olduğu hop, yerde hop, ancak hop, mutluluk buyurun. Olur ya. Buyurun efendim. İyi, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Oğuzhan ne yapıyorsun lan? Ne yaptın? İyi abi, ne yapalım? Seri atışlar, yeni sezon, ha, biz yeni daha... isimler. Gelsin yeni paralar, demarke, herkesi marke. Ne parası? Çocuk gelmiş burada soru soruyor. Aklım fikrim parada. 19 tane kanala çıkıyorsun. 7 tane radyom var. Allah belanı ver. Al toprak gözünü doyursun be. İğrenç insansın Mehmet abi. Evet, devam edelim. Ben basit bir radyocuyum ya. Abi o zaman madem o kadar yüklendin Mehmet abi. Tabii abi ya, ben bir kere abi yaşlıyım nasılsın? Ondan. İyiyim, eyvallah, senden gidiyor? Aslanım benim. Nasıl sen iyi misin? Ben çok şükür, bizler demarkeyi deyiz. Severek takip ediyoruz. Bütün diğer dijital platformlar olduğu gibi hepsi bizimdir. Nasıl gidiyor abi radyo? Şükür abi, radyo hep iyi ya. 16. yılımdayım ben. Lig Radyo Genel Yönetmenliği'nde 16. senemdeyim. Abi maşallah. Radyoculukta 27. Bu arada yayından önce Hakan Gündar'ın şöyle bir demeci oldu. Çok yakında dedi, ben de radyocu oluyorum, radyo piyasasına giriyorum. Hedefim Mehmet Ayan'ı bitirmek dedi. Aynen böyle söyledi. Radyo gole gider o. Yok, gitmem, bir yere gitmeyeceğim. Kendim kuracağım. Kendin kur. Hakan Gündoğar FM. Gündoğar FM kur. Demarke FM olacağım. Gideceğim, Demarke'nin ortak olacağım. Gündoğar FM'i Gündoğan'da kur. Yerel radyo o kadar olur. Allah zaten belanı vermesin. Yine iğrenç espri. Geçelim. Ne olur geçelim. Yarışmaya marışmaya. Bir şey geçelim. Bir şey yapalım. Çok kötü espri yapıyorum. O tutmayın. Zaman topu sana atıyorum. Aa, bu sabahki esprimi bilmiyorsunuz. Yapma. Buyur abi lütfen. Yapmayacağım. Yap Allah aşkına, yap. Yok, artık söyledim. Ama merak ederiz. Yemin ediyorum yap ya. Yapacaktım, dur aklıma gitti. Lütfen yapar mısın? İçinden Guendiz'i geçen bir espri. Yap. Herkes biliyordur. Guendiz'i geçer. Biraz sonra anımsarım, tamam. Söylerim. Sen de var tamam, abi. Nasıl gidiyor abi? Nasıl gidebilir? Hayat nasıl şu gidiyor? Şu ana kadar iyiydi. Şu güne kadar çok iyiydim. O zaman şey sorayım. Kafe nasıl gidiyor? Kafe çok güzel. Ben gitmiyorum, Mehmet abi bütün gün orada. Orada da oraya da gidiyor. Bravo, alkış. Hakikaten. Abi boş zamanımda garsonluk yapıyorum. Buradan hayır, istiyorsan şey yapalım. Hayır, bütün yeğenleri bağlamış. Ayaz'ı gördün mü bilmiyorum. Ayaz'ı henüz görmedim. Görmedim ya. İyi, oradan yaptık. Çünkü Ayaz direkt yemek ısmarlıyor falan. Hadi ya. Tabii tabii, öyle o bir Ayaz'ı sıkıntı yok. Tabii, karşıda mı ısmarlıyor yemeği? Baba nerede istersen. Karşı... Japon yemekleri, Çin yemekleri, pizza, mize. Yanda ne suşu. Ne arıyorsan var Ayaz'da. Özellikle sarışın olduğu saçları sen de sarıya boya, sana da ısmarlar. İstiyorsan abi buradan nerede olduğunu da söyleyelim. Hiç kafenin. Gerek yok. Hiç gerek yok. Vallahi ya, Mehmet Ayan zaten bakın storylerini görüyorsunuz. Müdavim insanım. Müdavimi. Burak da sağ olsun sürekli orada. Mehmet Ayan'ı takip edin diyoruz o zaman. Tabii. Zaten şey, Burak'ın bebek şu an bizim dükkanda. Özel dükkanda oda doğdu zaten. Dükkanda doğdu zaten. Sürekli oralardayız. Peki abiler, tekrardan hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Ufak bilsek, bir fikriniz var mı? Bilsek. Seri atışlar. Seri atış. Ben izlemiştim. Yalan söylüyorum. Zaten sorun bu. Çünkü... Türkiye. Yalancıya bir müeyyide yok Türkiye'de. Türkiye'de bir müeyyide yok. Böyle bir şey olsa zaten bunu söylemezdim. Yalan i̇zledim ama yalan yok. Hakikaten izledim yani. Ara ara izledim, öyle söyleyeyim. O zaman abi kısa bir intromuz var. Onu izleyelim. Neler İzleyelim. Yapacağımızı görelim. Introdan çıkınca outro mu oluyor? Abi ne olur ben gideyim. Allah aşkına gideyim. Gerçekten iğrenç bir adam. Toplam 10 sorudan oluşan ilk bölümde doğru cevaba en çok yaklaşan 100 puan alır. Yarışmacıların cevap vermesi için 5 saniyesi bulunuyor. İlk kısımda yarışmacılarımız aynı cevabı verirse cevabı değiştirmeleri teklif edilir. Değiştirmezlerse yeni soru sorulur. Sonrasında bonus kısmı olan Ben Kimim bölümü başlar. Hangi yarışmacının başlayacağına kura çekimiyle karar verilir. Sorularda tam 4 ipucu mevcuttur. Sırayla açılan ipuçlarında aranan sporcu ilk ipucunda bilinirse 1000, ikinci ipucunda bilinirse 600, üçüncü ipucunda bilinirse 300, dördüncü ve son ipucunda bilinirse 100 puan kazanılır. Yarışmacılarımızın her bir ipucuna cevap vermek için 2 dakikalık süreleri bulunmaktadır. Tüm aşamaların ardından beraberlik olursa hava atışı adı verdiğimiz son bir soru sorulur. Doğru cevaba en çok yaklaşan kişi adını bir üst tura yazdırır. Neler yapacağımızı gördük. Gördük. O zaman seri atışlar. Neler yapacağımı ben bile hayal edemiyorum bu saatten sonra. Ve ilk sorumuz... 4! Öyle değil abi. Tamam, devam edelim. İpucu vermezsek de sevinirim. Abi kapatır mısın önünü?
Önün açık, her şeyini görüyorum. Affedersin Mehmet Ayan yani ya. Göstermeyelim birbirimize. Lütfen bana bir şey gösterme bak. Hep gösterme meyillisin. Biraz evvel... Okey seviyorum gösterme meyilliyi. Evet. Ay abi espri olmuyor. Kurbanınız olayım. Okey oynamakta gösterge yok mu abi? Gösterme doğru. Seviyorum, okey seviyorum. Bir puan düşünür. Allah Allah yani. Allah aşkına düşün abi bir şey yap. Ben eleneyim, ben baştan eleneyim. Ben gideyim ben. İlk sorumuz... Alayım abi. Süper Lig efsanesinden geliyor. Lütfen iyi dinleyelim. Transfermarkt verilerine göre Alex de Souza Fenerbahçe formasıyla toplam kaç gole direkt etki etmiştir? Süreniz başladı. Cevapları görelim. Göster. Lütfen. Niye ben gösteriyorum önce? Aynı anda açabilirsiniz. Fark etmez. Zaten değiştiremeyeceğiniz için diyelim. Çok iki uç cevap. Mehmet Ayan 374. Hakan Gündar 250 cevabını verdi. Doğru cevap 316 idi. Ben kazandım. Ve ben kazandım. Burada puan Mehmet Ayan'a gidiyor. Çok kısa bir farkla Hakan Gündar ilk puanı kaptırdınız. Devam et abi. Daha nasılsınız? Ben geldim. Niye mi yıkasın? Ve Mehmet Ayan 100 puan hanesine yazdırıyor. Bir alkış be! Bir alkış be! Tamam, espri yapma hakkını aldık elinden. Alkışlattım o kadar, evet. İkinci sorumuz evet. NBA'den geliyor. Oo. Lütfen iyi dinleyelim. Will Chamberlain'dan sorarsan çalıştım geldim. Onu geçen sene sormuştuk. 1000 sayı baremine ulaşan abi, NBA... Abi hadi tamam yapma. Kurbanın olayım yapma artık. Vallahi yapma ya. Sorumuz gelsin. Gelsin. 23 Ocak 2015 tarihinde evet. NBA tarihinin bir çeyrekte en fazla sayı atma rekorunu kıran Klay Thompson o çeyrekte kaç sayı atmıştır? Bitti. Süremiz başladı. Ve süremizin sonuna geldik. Aa, cevapları alalım. Bir dakika. Çeyrek derken? Bir çeyrekte. Tamam. Cevapları alalım. Hah. Hakan Gündar 39. Mehmet Ayan 48 cevabını verdi. Ve doğru cevap 37 idi. Koyduk bu! Çirkinleşmeyelim. Abi, espri yaparım. Abi hayır. Espri yaparım. Hayır. Ben kazandım abi. Bitmedi mi? Bir ben kazanınca bitmiyor muydu arkadaşım? Bana karıncacı böyle söyledi. 100 puanı ailesine yazdığında durumu eşitledi. Su içerim bak. Ve abi, durum 1-1 oldu. Ben burada bitiyor diye biliyordum. Çünkü bir şey söyleyeceğim. Alex kolay yerden geldi. Hani Alex'i hepimiz tanıyoruz. Kolay yerden mi? Ya şu anda sorduğum basketçi mesela ben hani bu derim. Ama mesela Mehmet'den hiç bilmiyordur. Biliyor muydun? Klay Thompson bilmez miyim? Biliyorsun. 2015 yılında NBA'de 37 sayılı çeyrek rekorunu kıran oyuncu. Doğru. Biliyorum. Dilerseniz ikinci sorumuza geçelim. Abi geçmeyelim. Toplamı kaybetmeyelim. Daha anlasınız. Voleybola gidiyoruz. Lütfen iyi dinleyelim. Voleybol. 2021 yılında evet. Dünya şampiyonu olan Vakıfbank. Hı hı. Evet. Dünya şampiyonasında evet. Toplam kaç set kazanmıştır? Dünya tekrar okuyorum. 2021 yılında dünya şampiyonu olan Vakıfbank, dünya şampiyonasında toplam kaç set kazanmıştır? Süreniz başladı. Kısa bir matematik yaptım ama bilmiyorum doğru mu çıkacak. Mehmet Ayan 27, Hakan Gündoğar 18 cevabını verdi. Doğru cevap 12 idi ve puan Hakan Gündoğar'a gidiyor. Dünya şampiyonası ama bir set abi. Geç abi. Birkaç maç geç, abi. Abi çirkinleşme. Birkaç maç abi. Abicim lütfen. Abi ha beni ilgilendirmiyor abi. Oynamıyorum abi. Kaç set kazandı diye soruyor ben ya. Ben kaç set verdiğini biliyorum 4. Tebrikler. 4 set verdiğini biliyorum. Bu beni puan doğru, benim abi. Doğru biz o soruyu sor. Evet. Ama puan Hakan Gündoğar'a gidiyor. Hayır abi. Ben bir spor hayır yazarıyım. Hayır abi sen 4 bak set. Sen gerçekten burada Vakıfbank düşmanlığı yapıyorsun. 4 set verdi onu bildin mi? Beni ilgilendirmiyor. Puan bana benim 200 puanım var. Evet. Karıncacı, tutuyor musun oğlum oradan? Hakan Gündoğar 100 puan daha yazdırıyor hanesine ve abi lütfen bak Adana Demir Spor'u da var. Oldu. Vallahi billahi bak olay çıkarsa iyi olur. 1-0'dan 2-1 oldu yalnız evet. Bir şey var ya. O zaman nasıl cevapları biz bilmiyoruz. Salla gitsin. Sevgili, nasıl salla? Sevgili Mehmet Ayan. La Liga'ya gidelim. Allah. Abi bir dakika niye Mehmet Ayan sevgili oluyor da ben sevgili değilim? Bir dakika. Sen sevgisiz. Abi karıncacı. Sevgisiz miymişsin? Karıncacı protesto et oradan oğlum. Sen sevgisiz miyim? Dördüncü sorumuz gelsin. La Liga. Hay hay buyursun gelsin. Abi Wi-Fi bir dakika hay hay buyursun gelsin falan diyor. Abi yapma lütfen ya. Burada Allah'ın Wi-Fi var mı? Wi-Fi buyursun gelsin. Wi-Fi temelli kalsın. Yarışmamıza kısa bir ara veriyoruz. Hakan Bey iyi misiniz? Abi iyiyim ya. Devamı kaybettik zaten kafadan bitti benim. Sorumuz gelsin. Gelsin. Messi'nin Hetafe'ye attığı efsanevi golü anlatan efsanevi Katalan spiker. Gol anına dek kaç kez Messi demiştir? Gol anına dek. Evet. Yazdım bile bitti. Top kaleye gelene kadar. Bitti yazdım. Bir dakika. Top kaleye gelene kadar evet. Diyorsun. Tamam. Ben yazdım bile bitti. Tamam. Ve
Süremizin sonuna geldi. Cevapları alabiliriz. Söyle. Niye çevirmiyor? Bir dakika Altan hop! Memeden 16. Hakan Gündoğar 62 dedi. Doğru cevap 24'tü. Ben ve kazandım. Ve Mehmet Ayhan'a gidiyor puan. 62 ne demek abi? Çok ayıp. Tavşan 62, istiyor ya. Tavşan. Abi 62 maç boyunca söylüyorlardır ya büyük abi, ihtimalle. Her türlü kazanır. Tebrik ediyoruz burada Mehmet Ayhan'ı. Puan. Çünkü Mehmet ben bir spiker orijinli insanım. O zaman şimdi... Maç anlatmışlığım var. Formüle'ye gidelim. Git baba nereye gidiyorsan git. Beşinci sorumuz Formula 1'den geliyor. Allah! Geldi. İstanbul Park'a bilir, gidiyoruz. Onu da bilir. İstanbul Park'a iki kere gittim. Bir ilk kurulduğunda bir daha geldiğinde. İki kere oradaydım demek için gittim. Üçüncü çekici, gitmem. Çekici Mehmet Ayhan da orada. Tuzla Belediyesi'nde çalışıyorum ben. Tuzla Belediyesi'nde bizim karıncacı Mehmet Ayhan. İkisi birlikte girdiler oraya. Ekip şefimiz de Necip. Hangi Necip? Beşiktaşlı Necip. Abi devam et. Allah'ını seviyorsan. 112 Necip. Sorumuz geliyor. İstanbul Park'ı 5 kere turlayan bir araba toplam evet, kaç kilometre yol gitmiş olur? Süreniz başladı. Toplam kaç kilometre mi? Buldum yazdım bitti. 5 kere tur atacak ve ne süremiz... Salladım abi. Geldik. Cevapları alabiliriz. Abi niye çevirmiyor? Niye ben ilk çeviriyorum? Abi ya tamam geri yaslanayım da böyle yapıyorsun da yani neye yaslan yani? Sevgili Hakan Gündoğar'ın cevabı 49, Mehmet Ayan'ın cevabı 40. Doğru cevap ise 26.6 kilometrelik puan. Allah belanızı vermesin. Puan Mehmet Ayan'a gidiyor. Daha nasılsınız? Mehmet Ayan geriden geldi ve 3-2 öne geçti. 100 puanı da aldı. Sanırsın Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u. Abdullah Avcı demişken o zaman sor, efsanevi bir teknik direktöre gidiyoruz. Allah. Sir Alex Ferguson'a. Adam! Hazır mısınız? Sakızını kaç kere çiğniyordu? Geliyor. Evet. Sir Alex Ferguson teknik direktör olarak Aberdeen'de kaç kupa kazanmıştır? Aberdeen'de tamam. Süreniz başladı. Tamam. Yazdım bitti. Abi o çevirecek. Bu sefer o çevirecek. Bak kalem benim ve burada. Süremizin sonuna geldik. Tamam. Alalım cevapları. Aynı cevap olmaz. Mehmet Ayan 4, Hakan Gündoğar 4 cevabını verdi. Doğru yanıtla 4. Şöyle söyleyeyim. Geçen sene de aynı prosedürü işledik. İkinizden birisi veya ikiniz de değiştirmek istiyorsanız... Ben değiştirmek istiyorum. Değiştirebilirsiniz. Değiştirmek istemiyorsanız başka bir soru yöneltebilirim. Ben değiştirmek istiyorum. Lütfen. Siz ben de istiyorum. O ister ben isteyemez miyim? Hayır. O isteyemez. Benim telefonum niye çalıyor? Sessiz almıştım. Evet. 5 saniyeniz tekrar başladı. Bir dakika dur ya. Telefon çaldı. Bir saniye dursana sen de. Ben yazdım değiştirdim. Abi niye o değiştiriyor? Ben değiştirmiyorum abi. Sen de değiştir oğlum. Sürenizin sonuna geldik. Cevapları alalım. Yine iki aynı cevap. Yine aynı prosedürü işlemek zorundayız. Ben yine değiştirmek istiyorum. Lütfen. Ben de değiştirmek istiyorum. Bak bunda birbirinize bakmazsanız sevinirim. Ne bakacağım bana? Sen bize şükürlükle mi kok? Allah Allah. Max switching mi yani bizim işimiz? 1, 2, 3. Lütfen. Al. Mehmet Ayhan 3, Hakan Gündoğar 9 dedi. Doğru cevap 10'du ve puan... Hey! Daha nasılsınız? Hakan Gündoğar'a gidiyor. 3-3 mü oldu? 3-3 oluyor ve durum berabere. Bunda da böyle kafa kafaya maç yapılmıyor ki uzak çekmem lazım. Böyle yem kenteri kazanmam lazım ya. Yem kenter falan at yarışı sormada ne soruyorsan sor. Allah'ını seviyorsan. Heh buldum espriyi. Heh bir dakika espriyi. Lütfen. Allah şahı Gondizi, baban görürse bizi, Gondizi var ya, baban görürse bizi, öldürür ikimizi. Allah şahı Gondizi, baban görürse bizi. Çok güzel ya, şeyde aklıma geldi. Bizim radyoda Karadeniz günleri yaptılar öğlen yemeğinde. Baba çalıyor, aa dedim Gondizi ne güzel gider oraya. Erkeğe yaptım, öldü erkeğe. Şu anda yaşamıyor, vefat yani. Abi, yani. Buldum esmini, deminden beri düşünüyorum Gondizi'yle ne çok ilgili. Çok güzel, evet. Sivas'a gitmek ister misiniz? Abi gidelim, nereye gidiyorsak gidelim. O zaman gidelim. Yedinci sorumuz Sivas'tan geliyor. Sivas'ın yollarına çıkalım da. Espri gelmesin. Böyle söylemeye devam et abi. Espri gelmesin. Sonuna bırak bir ekleme. Ben seni bırak ölüm gitmez zoruma. Vay. Evet. Sorumuz gelsin. Gelsin. Umut Bulut'un kulaklarının donduğu Sivas Spor deplasmanında. Ki Trabzonspor. Hava kaç dereceydi? Resmi derece kaydını soruyoruz ve süremiz başladı. Trabzon maçıdır o. Mehmet Ayhan -3 dedi. Hakan Gündoğar -14 ver puanı, dedi. Ver. Doğru cevap -25. Ve puan Hakan Gündoğar'a gidiyor. Alayım abi 4 sene. -3 çok az değil mi? Sevgili tamam. Mehmet Ayhan. Ama Sivas'ın -3'ü çok yoğundur. Hadi abi. Hakan Gündoğar tekrardan öne geçti. -3 yoğundur. Kaç soru bitmedi mi ya? Bir puan tablosunu hızlıca hatırlayalım. 400 puan Hakan Gündoğar, tamam. 300 puan Mehmet Ayhan. Ne zaman bitiyor? 8. Bitmedi soru mi? Geliyor. Son 3 sorumuz kaldı. Tamam. Şimdi de 40 binlere gidiyoruz. Aman ya Rabbi. Net. Net kitlerim. Evet. Sorumuz gelsin. Evet. 40 binarın son baş pehlivanı Ali Gürbüz. Evet. Bu başarıya evet, kaçıncı kez ulaşmıştır diye soruyoruz ve süreniz başladı. Tamam.
Mehmet Ayan 6, Hakan Gündoğar 4 cevabını verdi. Ali Gürbüz bu başarıya daha önce 4 kez ulaşmıştır. Hakan Gündoğar 12'den vuruyor. Puanı hanesine yazdırıyor. Yani, tebrik ediyorum. Adam güreş konusunda her yerde uzman. Tebrik ediyoruz. Yani baba ben, güreş sorarsa güreş ya. Sorarsa valla bunu diskalifiye edebilirsin yani. Herhangi bir güreş müsabakasında Hakan'ı geçemem mi? Geçemez yani. O doğru yani. Hani ya, istiyorsanız bu soruyu şey yapalım. Herhangi bir güreş müsabakasında Hakan'ı geçemem. Ve çok iyi güreşiyorum. 500 barajına ulaştı. 500 puanda Mehmet Ayan 300 buradan puanda. Buradan bütün güreşçi arkadaşlarımıza karınca besleyen herkese. İki sorudan herkese, birini bilirse zaten 10. soruya gerek yok. Matematik olarak. Bonusta kurtarma şansınız bonus var. Bonusta kurtarma. 1000 puan 600 puanlık orada ya, cevap hakkımız evet, olacak. Hızlıca 9. sorumuza geçiyoruz. Güneş dışında uydurdu. Handball'a gidiyoruz. Bir handball maçında evet, sahada aynı anda en fazla kaç oyuncu bulunabilir? Süremiz başladı. İki takım mı? Bir dakika, iki takım mı? Evet. Tamam. Sahada aynı anda en fazla kaç oyuncu bulunabilir tamam, diye sorduk. Bir handball karşılaşmasında söylemiyor. Sonuna geldik, cevapları alalım. Hop. Mehmet Ayan 14, Hakan Gündoğar 12 cevabını verdi. Doğru cevap 14'tü. Doğru. Mehmet Ayan pes etmiyor ve doğru, 100 puan ailesine yazdırıyor. Yanlış hesapla. Voleybolla karıştırdı. Karıştırır anlamaz çünkü. 500-400 bonusa gitmeden anlamaz, çok önemli puan Mehmet Ayan için. Bizim için değil. Biz öndeyiz ama bizim için hiçbir şey önemli değil, değil mi? Sizin abi nasıl adam kayırıyorsunuz ya? Bunu. Hakikaten. Hakan ben sana bir şey söyleyeyim. Komşuyuz ya. Abi devam et. Kazansın abi. Evet, atletizm. Fon müziği istiyorum yalnız. Allah şahı, genduzi. Abi tamam görürüz, gelecek. Onu da vereceğiz. Ne istersen vereceğiz biz sana ya. Son sorumuz adam geliyor. Sana kraliçe arısını verecek. Karıncasını verecek. Türkiye Atletizm Federasyonu'na göre büyük erkekler kategorisinde kullanılan güllenin ağırlığı kaç kilogramdır? Tekrar soruyorum. Bir dakika. Türkiye Atletizm Federasyonu'na göre büyük erkekler kategorisinde kullanılan güllenin ağırlığı kaç kilogramdır diye sorduk ve süreniz başladı. Tamam. Ve süreyi bekleyin, belki değiştirmek istersiniz. Süremizin sonuna geldik, cevapları görelim. Bakalım bonusa giderken son puanı kim alacak? 1.6 kilogram Mehmet Ayan, 22 kilogram Hakan Gündoğar. 5-5 olur. Doğru cevap 7.62 kilogramdı ve Mehmet Ayan'a gidiyor bonustan önceki son puanda. Ve durum 500-500. Sağ ol ya, oradan tüyo ver diyoruz. Rahatla ağlıyoruz burada arkada. Abi arkadaşlar çıkartır mısın? Kimse bana tüyo miyo vermiyor. Ben tek başıma adil mücadele... Adil bir yarışma. Nereye adil? Sen burada Mehmet Ayan'a sabah kompliman aşağı. Kompliman yaptınız beni burada. Şeye ay, getirdin. Şu an bunları kabul etmiyorum Burak, sevgili Hakan'la. Oradan insan, eski arkadaşımız oradan bir şey yapar. Ya hakikaten iğrenç insansınız. Tebrik ya, ediyoruz. İkiniz de biriniz öne geçip diğeri kovaladı. Evet abi geçti, hızlı tura gidiyor. Tek gerçekten, tek bir soracağım şimdi. Nasıl şimdi yapacağız? Bonus tura gidiyoruz. Bonus turumuza hoş geldiniz. Çektim tekrardan ben. Çekmenizi rica edeceğim. Hanginizin başlayacağını. Çektim. Allah seni davul etsin. Bakalım artı hangi toptan çıkacak? Ondan çıkacak tabii ki. Ballı olduğu için. Veli Ballı vardı bakalım, atlet. Bakalım Hakan Gündoğar'dan mı yoksa Mehmet Ayan açamadı daha. Nasıl açacak abi? Bir bakalım Hakan nasıl, Bey. Nasıl aç? Ben aç göstermeyeceğim ki. Evet. Artı mı eksi mi? Heyecanla ballı bekliyoruz. Hakan Gündoğar artıyı çekerek. Tabii de ballı olan şey, Veli Ballı ya. Abi ne bazen, olur ya. Bazen burada ilk başlamakta şey olmayabilir. Girmez ki. Ah be! Hadi be! Evet. İlk başlamak bazen burada dezavantaj sen olabiliyor. Sen tabii benim için her şey dezavantaj. Sabahtan beri senle birlikte başladığımda zaten lütfen, ben burada dezavantajlı başladım. Lütfen. Ya gerçekten inanılmaz bir şey şimdi, bu ya. Evet. İpuçlarını ver, tek tek açıklayacağım. İlk ipucu 1000 puan, ikinci 600, üçüncü 300, dördüncü 100. Hiçbirini bilemezseniz eğer eşitlik olduğu için puanlarda hava atışı dediğimiz son bir soru soracağım. Tek soru mu bu? Tek soru. Bu tek bir soru. Tek bir kişi arıyoruz. Tek bir sporcu arıyoruz. Mehmet Bey, Hakan tabii, Bey. Geçen oğlum, seneden farklı tek şeyimiz şu. 2 dakika süreniz var. Tamam. Cevap hakkınız için. Dilerseniz Hakan Bey ilk ipucunuz geliyor. Evet, gelsin. Bu Hakan Bey'e ait ipucu mu? İkinizin ipucu da aynı. Sen bir şey yazma. Evet. Geliyor. Ülkemle dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşadım. Bir dakika. Süreniz yazabiliyor muyuz bunu başladı buraya? Başladı. Bir isim. Evet, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz tahtayı. 2 dakikalık süreniz başladı. Sizden bir isim rica ediyoruz. Sadece bir isim kabul edeceğiz. İpucu ülkemle dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşadım. Süreniz devam ediyor. Mehmet Ayan da bir yandan düşünüyor. Hakan Gündoğar da derin derin düşünmeye devam ediyor. Buyurun, yazdım ben. Yazdım ben. Mehmet Ayan cevabını çoktan yazdı ama Hakan Gündoğar bir tane mi doğru cevabı verirse sadece Mehmet Ayan'a bir, sadece bir şey mi kalınacak. Bir isim arıyoruz.
Oradan ipucu almayın lütfen. Almıyorum. Şey geldi be. Tweet geldi. Galatasaray bir yere gidiyormuş. Konya'ya. Ben yazdım bir tane. Son bir dakika abi, süreniz kim? Kaldı. Tamam sevgili Mesut Özil ya. Lütfen yazar mısınız? Ha. Hakan Gündoğar Mesut Özil cevabını verdi ve yanlış cevap. Mehmet Ayan'a geçiyor sıra. Hamza Yerlikaya. Abi senin yapacağın esprinin affedersin. Uyum ya. Böyle alakası var ya. Yerlikaya cevabını verdi maalesef. Abi ne alakası var adam ülkeyle hatta olimpiyat şampiyonluğu var. Aslın güreşçisi. Ben miyim yani adam soru soru cevabı bu. A, futbolcu demedi mi? Demedi abi. Uydurma. Ha öyle mi? Ya, futbolcu olabilir. Yüksek ihtimal. Aa bir dakika ben orada yanıldım abi. Sağır duymaz uydurur abi. A, vallahi ben onu bak öyle zannettim. Yanıldım. İkinci ama. İpucu geliyor Hakan Gündoğar için. Aynısı mı? Aynı sorunun ikinci ipucu. Evet. Bu. Aynı tamam. Kişiyi arıyoruz onun ikinci ipucusu. Çok güzel cevaptı. Doğru. Fiziksel yaptım. Bir özelliğimle dikkat çekiyorum. İlk ipucunu tekrar hatırlatayım. Ülkemle dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşadım. Fiziksel bir özelliğimle de dikkat çekiyorum. Süreniz başladı. Sarışın mavi gözü falan değiller herhalde. Şu anda 1.50 kalan süreniz. Abi tamam ya. Ya başka birisini yazmaya gerek yok abi. İlk cevap hakkı Hakan Gündoğar da Mehmet Ayan da aynı şekilde cevabını düşünüyor. Burada Hakan Gündoğar'ın fiziksel... cevabını görüp de cevap verebilir. Yok fiziksel deyince işin içine engelliler geliyor. Paralimpik Avrupa ve Dünya şampiyonu olması lazım. Tamam. Döndürebilirsin. Evet, ben de yanıt yok Gündoğar, bu arada. Ben de yanıt yok. Naim Süleymanoğlu dedi. Ben bir isim yazdım ama o değil. Yanlış cevap. Tekrar yazayım ismini. Hayır yok yok niye abi ediyor. Ya? Süreniz devam ediyor. Evet. Nasıl ben de mi değiştirebiliyorum? Hayır siz değiştirin. Abi ne biçim iş bu? Zaten bu da yanlış da İbrahim Çolak dedim yani. İbrahim Çolak da yanlış cevaptı. Üçüncü. Abi orada paralimpik bir şey vardı onu çözemedim ben. İpucuna gidiyoruz şimdi. Kariyerimin bir döneminde Manchester United forması giydim. Futbolcu dedik sana. Süreniz akıyor bu arada. Avrupa ve Dünya şampiyonu bu arada. İpuçlarını tekrar hatırlatayım dilerseniz. Ülkemle Dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşadım. Fiziksel bir özelliğimle dikkat çekiyorum. Kariyerimin bir döneminde Manchester United... Tamam kafam karıştı. 5 kere söyleme dur bir dakika ya. Tunç abi dur arayacağım seni de ya. Tunç abi biliyor musun? Aslan mı? Son. 1 dakika 20 saniye. 1 dakika 20 saniye. Buldum. Bekletelim. Bitti. Sevgili Mehmet Ayan. Kapatalım. Burada Hakan Gündoğar. Ya bir sus arkadaş. Fiziksel özellik. Son 1 dakika süreniz kaldı. Bulacağım. Ben 1 dakikayı bekleteceğim abi. Tekrardan okuyayım isterseniz. Hayır. Peki. Yok lan o değil ya. Fiziksel özellik. Manchester United. O da değil ya. Yok değil. Ne de Avrupa Dünya şampiyonası yaşadığına göre, futbolcu olduğuna göre, yakın dönem olduğuna göre Almanya olabilir, Hırvatistan olabilir. Olmaz. Ve son 30 saniyeniz. Yemez. Fransa olabilir. Yemez. Yok abi. Bende yok yani. Dünya şampiyonları. Son 10 saniyeniz. Hakan Bey cevap yazarsanız son 5 saniyeniz. Süremiz bitiyor. Mert Asaker nerede oynamıştı bilmiyorum abi. Hakan Gündoğar'ın cevabı. Vallahi hatırlamıyorum. Mert Asaker oluyor. Allah belanı vermesin karıncacığım. Abi niye bitti de yazdı abi. Kabul etmiyorum zaten abi. Zaten yanlış abi. Abi zaten... şey zaten oradan. Yanlış cevap abi. Mert Asaker. Mehmet Ayan. Peter Cech dedi. O da yanlış cevap. Ve yanlış cevap. Peter Cech. Son ipucuna gidiyoruz. Ha yine mi? İpucu yine mi geldi? Söyle. Son ipucumuza geçiyoruz. Geç. Kariyerimde en çok top koşturduğum lig Fransa Lig 1. Süreniz başladı. Hakan Gündoğar. Bonus turdaki son Allah cevap hakkı. Allah kahretmesin ya. Son cevap hakkı. Tekrar okuyorum. Bulmuşturacağım ben. Ülkemle Dünya ve Avrupa şampiyonluğu nasıl yaşadım. Fiziksel bir özelliğime dikkat çekiyorum. Kariyerimin bir döneminde Manchester United forması giydim. Kariyerimde en çok top koşturduğum... Ha kariyerinin bir dönemi, kariyerinin bir döneminde.
Kariyerimin bir döneminde Manchester United forması giydim. Kariyerimde en çok top koşturduğum lig Fransa Lig 1. İpuçlarınız bunlar. Avrupa ve dünya deyince şey azalıyor. ...98-2000 Fransa oyuncularının içerisinden bunu bulmak lazım. Bu oyuncu Manchester'da oynadığına göre 90'lı yılların sonları 2000'li yılların başında oynadı. 98-2000 arasındaki iki tane Fransa dünya takımında olması lazım. Çünkü arka arkaya bunlar kazanılabilir. Ve süreniz azalıyor. Ne azalıyorsun? Bir dakika dedin, daha 10 saniye olmadı. Ne biçim adamsın sen ya? Şu anda 45 saniyeniz kaldı. Sevgili Hakan Gündoğar, cevap vermeniz için Tezahmet'e dayan, sizin de öyle. Tekrarlayayım istiyorsanız. Hayır be abi, tekrarlayıp durma sen de ya. Kariyerimde en çok top koşturduğum lig Fransa Lig 1. Son 30 saniyeniz. Hakan Gündoğar'dan alacağız önce ilk cevabı, sonra Mehmet Ayan'dan. 98-2000 abi, şeyi buldum. Doğru çıkmazsa cevap hava atışına gideceğiz. Takımı buldum, o takım da. Abi sol bek vardı. Son 10 saniye. Dur bir dakika, bir sonra. Bir dakika abi, beni burada şey mi dağıtıyor süremizin ya? Süremizin maalesef sonuna geliyoruz. Cevapları hazırlayalım. United'da bir dönem forma giydim. Ve bir süremiz... Bir dönem forma giydim diyor ya. Bitti. Cevap alalım artık lütfen. Bir dakika Hakan dur ama Bey, benim kafam çok bitti. Karıştı ya. Vallahi çok karıştı abi şu anda. Bir 30 saniye daha o zaman verelim. Evet evet, 30 bir 30 saniye. Bir sus da sen de artık. De. Ağzımı açmadım ki. Allah 30 Allah. Saniyeden sonra cevap alamazsak otomatikman Mehmet Ayan'a geçeceğim. Allah şahı kendim. Ya abi hem gözüm hem güze diyor. Bir dakika dur. Vallahi kadroyu gözümün önüne getiremiyorum ya. Tio'yu verdim, hala kadroyu gözümün önüne getiremiyorum. Ülkemle Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonu. Dünya Kupası kazandım daha doğrusu. Fiziksel bir özelliğimle dikkat çekiyorum. Kariyerimin bir döneminde Manchester United forması giydim. Kariyerimde en çok top koşturduğum lig Fransa Lig 1. Son 5 saniyeniz. Ve süremizin yok abi, sonuna geldik Hakan Bey. Pas diyebilirsiniz. Pas. Pas dedi Hakan Gündoğar ve Mehmet Ayan. Manchester United diyorsun. Allah belanı vermesin ya. Thierry Henry cevabıyla yanlış cevabı veriyor ve hava atışına gidiyoruz. Doğru cevap kaleci desem. Schmeichel. Bir düşünelim. Avrupa şampiyonu, Dünya Kupası Fransız, United'da oynamış, kaleci, fiziksel özellik. Barthez, Allah belanı ver. Sana da benziyor biliyor musun? Saçları kes, sana aynı Barthez'sin. Nasıl geldi? Fabian Barthez'di. Ben Çek yazdım ama yemedi. Çünkü o Çek olduğu için. Avrupa ve Dünya Kupası şampiyonluğu Çek Cumhuriyeti'nin benim bildiğim kadarıyla yok. Hiçbirimiz Çek var. Ya nereye Çek ya, bırak. Çek oynadı mı? Başlayacak Çek Cumhuriyeti var, tamam. Ya, United'da da oynamadı. Kurban olayım. Espri yapacak Çek'le. Hadi bitsin bir an hemen. Bir çektir git diyorsun. Ve of. Bonusta bilen çıkmadı. 500 puan 2 yarışmacımızda. Hava atışı tek soru. Doğru cevabı veren bir sonraki tura adını yazdırır. Şimdiden söyleyeyim. Tahtalarımızı hazırlayalım. 10 saniye süreniz var bunda. Evet. Kopya lütfen çekmeyin. Ne çekeceğim 10 dakika, bir şey bildiği yok zaten. O kadar saatlerde bu geç geldi. İnsan bir kıyak yapar arkadakiler. Karıncacı, Adana Demirli, Kağıtçı hiç. Adana şey gibi, Adana merkez patlıyor, herkes de oynatsam bunları. Abi Allah belanı vermesin senin Mehmet abi gerçekten. Ve hava atışı, başlıyor. Son soru. Lütfen iyi dinleyelim. Formula 1'e gidiyoruz. Abi Formula 1 olmaz. Abi ben ne anlarım abi, Formula 1'den ne anlarım? Başka soru ver bize ya. 2021 evet. Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix'sinde. Max Verstappen. Lewis Hamilton'dan evet. Kaçıncı turda liderliği almıştır? Tekrar okuyorum. 2021 Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix'sinde Max Verstappen Lewis Hamilton'dan kaçıncı turda liderliği almıştır diye soruyoruz ve süreniz başladı. 10 saniyeniz var. İyi düşünün. Abi. İyi düşünün. Abi iki şey arasında çok Max kaldı. Max Verstappen. İki hakkımız yok mu? Kaçıncı turda liderliği almıştır diye sorduk ve cevapları alalım. Allah. Bakalım bir sonraki tura kim adını yazdırıyor? Son tur 52. Son tur 52 dedi. Ya abi çok şeyde kaldım. Hakan Gündoğar 18. tur dedi. Abi çok büyük yanlış yaptım orada. 42 yazacaktım biliyor musun? Şöyle söyleyeyim o zaman. 42 yazsanız dahil doğru cevap 58 olduğu için Mehmet Ayan'a gidiyor ve Mehmet Ayan bir üst tur adını yazdırıyor. Son tur doğru değil mi? Karıncacı alkışladın mı oğlum sen?
Gördünüz evet Mehmet Ayan. Ulan çok kötü kaldım ya. Çok şeyde kaldım biliyor musun? Tebrik ediyoruz. Önce 47 dedim sonra 52 tur üzerinden hesap çünkü son turda kazandı. Son tur 58'miş. Evet. Ne düşünüyorsunuz Hakan Bey? Ne düşüneceğim bunun hakkında, Allah belasını vermesin. Böyle bir şey olur mu ya? Bir de geç geldin. Geç geldim. Ben 4 saattir buradayım. Kağıtçıyla mı tanışmadım? Adana Demirli ile sohbet mi etmedim? Karınca yemezle. Adam burada WhatsApp'tan fotoğraflarımı atmadı. Esir aldılar. Çıplak fotoğraflarımı çektiler. Kullukta bir zariflik, çelebilik, abilik. Tabii. Son 16'da Hakan Gündoğar gibi bir ismi eleyerek çeyrek finale adımızı yazdı. Kadim bir gelenek, kadim bir geçmiş. Bir dakika abi dur. Bir saniye yazacağım abi, ben bunu yayınlamamız lazım. Buradan yani. Bir dosyada. Erkek devreye. Mehmet Ayan. Abi espri yapıyor. Ayan. Vallahi bir şey de ya. Abi espri yapma gerçekten. Şampiyonluk kupasını getirin verin. Bir dahaki bölümlere çıkın. Buradan çok bir sonraki rakiplerinize yapıyor. Bir mesajınız var mı bu arada? Biz de onu alalım o sırada. Hakan Bey bir şey yazıyor. Gel ne olursan ol gel. Kim olursan ol gel. İster mecusi ister putperest ol. Yine gel tamam. Yine gel. Coşkun abi bunu Gel Gelebilirsen diye şarkı yaptı. Çok güzel albümdür o. Gel Gelebilirsen abi Coşkun Sabah. Gel Gelebilirsen albümü çok güzeldir. Pembe Kapak. 4. şarkı. Şarkılarda, şiirlerde hep sen varsın, sen yaşarsın. Harikadır. A4. Buradan da Fabian Barthez'e de selam gönderelim. Barthez'in de... Abi beni nasıl bir çukura düşürdünüz ya? Burası ümitsizlik dergahı değildir. Ne olursan ol yine gel. Teşekkür ederiz. Abi çok... Bir alkış alalım burada yani. Ha bana yok değil mi? Burada bile... Hakan Gündoğar'a bir alkış alalım. Allah belanı vermesin. Oğuzhan yaz... Bunu gösterdi ama. Bir alkış alalım Hakan Bey'e. Abi yok bana... Beni hiçbiriniz alkışlamayın. Adana'da sen hiç alkışlama. Terbiyesi verin. Oğuzhan bugün sana taktım. Bu adama sen kazandırdın. Alakası yok. Burada büyük şike var. Ben siz elinizle verdiniz. Hayır ben ellerimle verdim. Artıyı da çektiniz. Yani. Artıyı da çektiniz. Ben artıyı da çektim. Ben artı çekerim. Abi ya of hadi bitir abi. Burada YouTube'un bir geleneğidir. Videoyu sizin kapatmanızı rica edeceğim. Ben bir şey kapatmıyorum abi. Ben Oğuzhan sabah kadar buradayım abi. Oğuzhan ben kusura bakma. Hakan o kadar çok ağladı ki benim de gözümden yaş geldi. Abi bu kadar espri, kötü espri yapılmaz. Arkadaşlar bundan sonra sevgili Demarke izleyicileri bu adamın yarışacağı yarışmaları takip et. Bunun Allah belasını vermesin. Çıkacak rakiplere de burada Allah sabırlar diliyorum. Şaka bir ara tebrikler hadi gel. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz sevgilerle saygılarla. Sağ olun gözlüklerimi takayım da bir daha görmeyeyim seni. Kim yakın olursa olayım. Ben abi. Çirkinleşirim baştan da söyleyeyim. İstediğin gibi abi. Alayım abi. 5 saniye süreniz var abi. Unutmayın. 5 mi saniye? Evet.